Herkese öncelikle merhaba diyoruz. Bugün şu an İsrafil Erbil Başkan'ın yargılamasından çıktık. Şunu bilmek gerekiyor. Bu davalar tamamen politik yönü olan davalar. Bildiğiniz üzere şu an biz Maraş'tayız. Maraş Adliyesi'ndeyiz. Ve yargılamanın sebebi de müvekkilim İsrafil Erbil'in Maraş katliamı anmalarında devletin, siyasi iktidarların katliamlarla yüzleşmesi gerektiği, insanların katliam anmalarını yapmaları gerektiği şeklinde devlete yaptığı eleştirilere karşı bu eleştirilerin bir suç unsuru haline getirilip yargılama konusu yapıldığı bir meseleden dolayı burada olduğumuz için bu dava politik bir dava. O yüzden politik davaların en önemli meselesi dayanışma içerisinde olmak. Bunun karşılığı ancak bu şekilde veriliyor. Çünkü burada şahsi bir mesele değil. 42 yıl önce, 44 yıl önce yapılmış bir katliamın anmasına gelen insanların onların anmasını yapmalarına izin verilmemeleri, onlar hakkında yakalama çıkartmaları, onlar hakkında soruşturmalar başlatmaları şeklinde bir sürecin getirdiği bir noktadayız. Bugün duruşma yapıldı. 23 Ekim'e duruşma ertelendi. 23 Ekim'de muhtemel karar duruşması olacak. Topluma düşen, bize düşen bu meselenin politik bir mesele olduğunu bilmek ve dayanışma içerisinde olmak. Gelen herkese teşekkür ederim. Canlar içeride hakime ve tekrar edip kamuoyunda bilmesini istiyorum. 1978 Maraş katliamının Aleviler açısından bir Maraş Alevi soykırımı olduğunu dile getirdim. Bu soykırımla devletin yüzleşmesi gerektiğini söyledim. Bir anıt talep ediyoruz. Katledilen canlarımız adına bu topraklarda, bu şehirde bir anıt talep ettiğimizi, bu anıtın önünde devlet yetkililerinin diz çöküp özür dilemesi gerektiğini, bu katliamın Ali'nin kazanda kaynatılmasının okullarda ders olarak okutulmasını ve bir daha katliamın tekrar etmemesini talep ettik. Ve bu anlayışı, bu hukuk sistemini de mahkum ettiğimizi de orada bir kez daha dile getirdik. Ben öncelikle bugün sevgili İsrafil Başkan'ı yalnız bırakmayan dostlarıma, yoldaşlarımıza, kurum temsilcilerimize ve sevgili bütün dostlarımıza, hepsine canı gönülden o güzel yüreklerine aşk olsun. Dayanışma gerçekten büyütüyor. Bugün geldiler, bize destek oldular, başkana destek oldular. Bu Alevi yol için emek harcayan, bedelini ödemeye çalışan veya mahkemelerde davaları süren bir sürü cana da bir nebze destek oluyorlar. Bu nedenle buraya gelen, bugün bize bu desteği sunan bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza da tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun herkes.